Türkiye bir yandan Amerika'yla, bir yandan da IŞİD ve PKK'yla boğuşuyor. Peki Amerika neden Türkiye'ye cephe aldı? İncirlik gerçekten kapatılacak mı? Amerika hangi tweetle, devletin hangi zirvesini nasıl tehdit etti? Şimdi sırada ne var? Başkanlık görüşmelerine sayılı saatler kaldı. MHP'de ise direniş büyüyor. MHP'deki muhalif milletvekilleri başkanlıkta nasıl oy kullanacak? Erdoğan ve Bahçeli'ye direnen kaç milletvekili var? Başkanlıkla ilgili anayasa değişikliği meclisten kaç oy alacak? Suriye'de durum karışıyor. Elbap'ta Türk askeri neden yalnız bırakılıyor? Amerika neden IŞİD'e yeniden örtülü destek sağlamaya başladı? PKK yani YPG'ye hangi yeni sözler verildi? YPG bölgede gerçekten Amerikan üniformasıyla mı dolaşıyor? Fatih Ertürk soruyor, CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, 21. yüzyıl Türkiye İnstitüsü Başkanı Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ, Sözcü gazetesi dış politika yazarı Zeynep Gürcanlı ve Anka Strateji Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş yanıtlıyor. Türkiye nereye? Cumartesi günü saat 20'de. Sakın kaçırmayın.